bir kadın mühendis olarak varlık gösterirken hem eğitim hem de kariyer hayatınızda hangi sorunlarla karşılaştınız ya da neleri gözlüyorsunuz? Kadınlar akademi dünyasında hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Ne dersiniz? Kadınların hayatı kolay değil. Çünkü önce aileniz var, sonra işiniz var. Hem aileyi hem işi, benim iki tane çocuğum var. Onları devam ettirmek kolay değil. Ve iyi bir tempoyu erkekler gibi her gün, gece gündüz devam ettirmek kolay değil. Benim öyle günlerim oldu ki dersim varken okuldan telefon ettiler, çocuğunuz hasta, gelin alın diye. Dersimi verecek başka birisini alelacele bulup çocuğumu almak için okula gittim. Çünkü o benim için daha bir önemli, iş ikinci planda kaldı her zaman. Ama eşim için öyle değil tabii. Onun İşi birinci planda, biz ikinci planda, aile ikinci planda. Onu kötülemek istemiyorum ama genellikle öyle oluyor. İkinci bir sorun da kadınların çalışma tarzı biraz daha değişik. Kadınlar bence çok daha yaratıcı düşünüyorlar, çok daha değişik. Şimdi örnek vereyim. Mesela erkekler genellikle merdiven gibi düşünüyorlar. Bir step, ondan sonra öbür step, ondan sonra bir step, öbür step. Düz, düz. Kadınlar ağ gibi düşünüyorlar. Çünkü biz aynı anda bir sürü olayı yapıyoruz. Aile var, çamaşır var, yemek yapılacak, doktora gidilecek, okulda işler var, talebeler ders verilecek ve aynı bir sürü olayı kafamızda aynı anda tutuyoruz. Onun için çok daha beynimizi çok daha verimli olarak kullanabiliyoruz. Bana öyle geliyor. Ve bir sorun olduğu zaman bizde baya bir birikim var bu olayları idare edecek. Ama etrafımızdaki benim etrafımda pek çok kişi mesela laboratuvarda bir kadının olması biraz rahatsız etti. Çünkü bir kendilerine göre bir konuşma tarzları var, hayat tarzları var. Bir kadın olunca biraz daha kontrollü konuşma gerekiyor. Bazı yerlerde mesela bana kullanma izni verilmedi. Onu devamlı zorlamam gerekti. Onun için bazı şeyleri zorlamak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra pek çok kişi de bu olayları gördükten sonra bana çok yani çok yardım etmek söyleyerek değerini veremem. Çok fazla yardım etti ve geri tepki yarataraktan daha büyük şanslar verildi bana. Onu da yani bir kötü bir şeyin olması gerekiyor ki daha iyi bir şey olsun. Bana öyle geliyor. Yani her zorluk bana çok daha güzel dersler öğretti ve yolumu çok çok daha açtı. Gelemeyeceğim noktalara getirdi. Onu da söylemek istiyorum. Yani zor, bu zor, burada bırakıyorum dememek lazım. Ne yapabilirim? Kim bana yardım edebilir? Yani yardıma ihtiyacım var diyebilmek kadınlar için çok önemli. Onu birisine söylemeleri lazım. Ben kendi çocuklarıma da söylüyorum. Bir probleminiz varsa eğer kimseye söylemezseniz o sizin probleminiz. Eğer birisine söylerseniz o söylediğiniz kişinin problemi. Onun için biz bir problem olduğu zaman birisine söylememiz lazım ki problemi taşımıyoruz artık. Başkasına söyledik. Başkası ne yaparsa yapsın. Belki hiçbir şey yapmayacak. Ama siz söylemiş oldunuz. O önemli. Oraya kadınların utanmadan ve sıkılmadan böyle bir problemim var bilmenizi istiyorum demeleri lazım. O önemli bir şey. İkinci bir veya üçüncü bir nokta. Ben talebeleri bir işe almadan önce bir konuşuyorum talebelerle. Kız talebeler işte bu iş şu kadar saatte bu kadar kazanacaksınız. Kız talebeler tamam hocam teşekkür ederim diyorlar. Erkek talebeler hiçbir tanesi öyle demedi. Hocam $2 daha fazla verebilir misiniz? Hocam $3 hepsi böyle birazcık daha arttırmaya. Yol parasını verecek misiniz? Ama kız talebelerin bir tanesi bile
birazcık arttırabilir misiniz demedi. Onu değerimizi bilip birazcık daha verebilir misiniz diyebilmemiz lazım. Onu kadınlar söylemiyorlar ve onu ben zamanla kendim öğrendim. Ben de bilmiyordum. Bana biraz daha verebilir misiniz? Bana öyle geldi ki hep bana verilen o benim hakkım. Benim hakkım bu kadarmış diye kabul ediyordum. Ama şimdi onu hiçbir zaman öyle kabul etmek istemiyorum. Benim hakkım daha da çok diye düşünüyorum. Belki kendime ona inanmıyorum ama onu söylüyorum. Yani bana verdiğiniz bu mu? Ben hakkımın daha çok olduğunu düşünüyorum diyebiliyorum. Onu kendimizi zorlayarak onu söyleyebilmemiz lazım. Hakkımız daha çok. Daha benim değerim daha çok. Hiçbir zaman kendimizi aşağıdan görmememiz lazım. Çok güzel detaylardı bunlar. İkisinde de pek çoğunda da hani katılmamak mümkün değil. Ben kendi kişisel hikayeme de dönüp baktığımda hakikaten biz utanırdık yani biraz daha fazla maaş istemeye ya da zam istemeye. Yani sanki hani istersek kötülük yapmış olacakmışız gibi. Halbuki niye yani hakkımız niye istemeyelim? Ya da bir başkası dediğiniz gibi bir engelle karşılaştığımızda, bir sorun yaşadığımızda biz bunu dile getirmediğimiz sürece o sorunu yaşamaya devam edeceğiz. Oysa bu sorunu ortaya koysak ve çözülmesini talep etsek, talepkar olduğumuz için karşı taraf bir şey yapmak zorunda kalacak ve sorundan kurtulacağız belki de. Çok güzeldi. Bir başkası, akademisyen de olsanız, işinizden önce ailenizin gelmesi ama eşlerin, bu genel olarak hep öyle zaten, eşler için birinci öncelik iş, sonra aile. Bunun değişmesi gerekiyor, öyle değil mi? Yani eğer kadın için öncelik önce aile ve işse, erkek için de öncelik önce aile ve iş olmak zorunda değil mi? Ve acaba eşlerin kafasını nasıl değiştirmeliyiz? Bu kadının evdeki yükünü omuzlayabilmeleri, onların da bu yükü paylaşmaları için. Benim işim değişti. 35-40 yıl sürdü ama. Çok güzel. Mümkünler 35... de vardı. Bravo. 35-40 yıl sürdü ama çünkü şimdi bir şey olduğu zaman eskiden eşimle aile hayatımdan bir şey olduğu zaman bana iyi bir zam geldiği zaman biraz bilmiyorum rahatsız oluyordu. Şimdi gurur duyuyor. Bir sebepten gurur duyuyor. Bir şey olduğu zaman gurur duyuyor ve yardım etmek istiyor. Onu hissediyorum ve takdir de ediyorum. Ama bu değişme uzun sürdü. Bence gelecek nesillerde de bu yavaş yavaş değişiyor. Çünkü artık her ailede az çok iki kişinin çalışması gerekiyor. Tek maaşla dönmüyor aileler çoğu. Çocukların, bilhassa çocuk varsa artık ortam çok değişti. Ve kadınların dünyadaki yerleri de daha görünür bir hale geldi. Yüksek makamlarda kadınları görüyoruz ve onların başarılı olduğunu da görüyoruz. Erkeklere karşı bir takım basınçlar yaratılıyor. Bunu kabul etmeniz lazım. Artık bu böyle. Dünya değişti. Dünya 50 sene öncesinin dünyası değil. Bugün farklı ve önemli olan, size gene başka bir örnek vereyim. Bayağı oluyor uzun zaman önce. İşte çok büyük zorluklarla karşılaştım ve evde söylüyordum eşime. Artık bugün gidip işe gidip kimseyi görmek istemiyorum. Çok çok kötüyüm. Bugün işe gitmek istemiyorum dedim bir gün. Bana dönerekten ne diyorsun? Gidip en güzel kıyafetini giyip gideceksin, herkese günaydın diyerekten ofisine gideceksin dedi. Ve o kapı orada. Kapı orada dedi. Ben de gidip içimden üzülüyorum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum ama oraya gittim. Günaydın, iyi günler diyerekten. O
onu yapabildim. Mühim olan kafa olarak kendimizi oraya, o noktaya itmek. İyi hissediyoruz veya kötü hissediyoruz. Bilhassa kötü hissettiğimiz zamanlarda sanki hiçbir şey yokmuş gibi daha kuvvetli gözükerekten, gülümseyerekten, hiçbir şey yokmuş gibi el sıkaraktan işimize devam etmemiz gerekiyor. O önemli. Küsme diye bir şey yok bizim dünyamızda. Küsmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Bir de güzel bir şey söylediniz. Eşim değişti dediniz. Hani eşim değişti, değişti. Eşinizin değişmesine sebep olan sizsiniz. Siz değiştiğiniz için eşiniz de mecburen değişmek zorunda kaldı. Bu yüzden kadın örgütleri kadınların değişimi için çabalıyor. Eğer çünkü kadın değiştiği zaman hani şey gibi okyanusa atılan bir damla taş gibi halka halka kadının çevresi, bütün çevresi bir şekilde ama az ama çok ama yavaş ama hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden de kadınların değişimi gerçekten de destekliyoruz. Umarız sizinle yaptığımız bu söyleşiyi de izleyen bir kadının, en az bir kadının düşünceleri değişir. O değişince dünyası da, bütün dünyada değişir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşiydi. Kabul ettiğiniz için, katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz ve bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Söyleşi bitti. Ben kaydı durduracağım.